Ve bir başka sorumuz, yine enerji sektöründe hizmet veren firmalarda, örneğin rüzgar enerjisi yatırımları yapan bir firmada çalışmak istiyorum. Bu yatırımlar 30-40 milyon dolar veya daha büyük tutarlarda olabiliyor. Böyle bir yatırımın finansmanı için banka kredisi kullanan bir firmada çalışmak caiz midir? Bu firmadaki görevimle kazancımın helal haram olma durumu değişir mi? Üstlenebileceğim olası görevlerde örnekler, rüzgar ölçümleri, arazi tespiti, santral kurulumu gibi mühendislik işleri var veya bankalarla kredi görüşmeleri, kredi ödemeleri, sigorta işlemleri gibi finansal işlemler var. Devam var ama bunu ilk önce bir Anladım. istiyorsanız Şöyle ki cevaplayalım hocam. yani çalışmış olduğunuz firmanın gayrimeşru bir takım işlemlerinin olması Evet. veya patronlarınızın bu konuda hassas olmaması sizin o sektörde çalışmanıza mani değildir. Yeter ki yapacağınız iş o sektörde helal bir iş olsun. Evet. Yani işte arazi tespitinden bahsediyor veyahut da işte Ölçümler. ölçüm vesaire Evet, gibi santraller. ve bu iş bizatihi haram olan bir iş değil. Sadece patronlar kredili işlemlere girebiliyor. Bu konuda hassas değiller diyor. Sizin böyle bir firmada çalışmanız sizin açınızdan haramdır diyemeyiz. Tabii gönül ister ki dindar patronların bulunmuş olduğu firmalarda çalışmaktır. Evet. Ama bu zaten çok azınlıkta olan bir işlemdir. Hatta kendileri İslami çerçevede kabul eden kişiler dahi bu kredi konusunda maalesef birçok Evet. sınıfta kalmışlardır. Rabbim onları da kurtarsın. Amin. Amin Yani bu inşallah. konu hakikaten insanda bir ünsiyet oluşuyor. Yani insan bir harama ilk defa bulaştığı zaman ondan tiksiniyor. Ondan dolayı kendinde çok büyük bir eziklik duyuyor. Ama o haramda beraberliliği devam ettiği zaman o ilk duymuş olduğu eziklik artık duyulmuyor. Bir ünsiyet, bir alışkanlık. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Artık faiz bir reel gerçek haline geldiği için hocam ülkemize Ve de. maalesef tüccarlarımız, tacirlerimiz, iş adamlarımız belki ilk zamanlardaki o safi duyguları, o samimi duyguları belli bir zaman sonra bunlarla işte köşesinden, şurasından bir şekilde bulaştıktan sonra bir ünsiyet oluşuyor ve o ilk başta gösterdikleri tepkiyi göstermiyorlar. Evet. Ve bu şekilde de gidiyor. O yüzden bu konuda dikkat etmek gerekir. Çünkü faiz haramdır. Allah'ın yasak etmiş olduğu bir işlemdir. Anladım. Zinadır. İşte içki içmektir. Bu konuda nasıl titizlik gösteriyorsak faiz konusunda da titizlik göstermemiz gerekir. Ama dediğim gibi işverenlerin bu şekilde yanlışlarının olması işçilerin o sektörde çalışmasına mani değil. Yeter ki sizin yaptığınız o işte o sektör haram olan bir sektör olmasın. Ama siz o firmanın muhasebesini tutuyorsunuz. Bu vesileyle de işte diyelim ki Banka banka görüşmelerini kredilerinin yapıyorsunuz. almasında veya verilmesinde yardımcı oluyorsunuz, çalışıyorsunuz veya sırf o konuyla alakalı iştigal ediyorsunuz. Yani sizin işiniz işte finans temini, parasal temin ve bunu da bankalarla hallediyorsanız bu o zaman bizatihi o günahla yardımcı olmanız olacağından dolayı buna fetva verilmez. Ama siz farklı bir sektörde, farklı bir alanda olursanız burada çalışmanıza mani bir durum vardır diyemeyiz. Evet. Devamında sorusunun bazı firmalar bu yatırımları yapmak isteyen firmalara danışmanlık veriyor. Mühendislik, yasal işlemler gibi hizmetler sunuyorlar. Bunlara ek olarak yatırımcı firmalara finansman kaynakları yani kredi konusunda da yardımcı olarak uygun finansman fırsatları da sunuyorlar. Mesela yurt dışı kaynaklı kredi de ayarlayabiliyorlar. Bu hizmetleri sunan firmada çalışmak caiz mi? Bu da hemen bu Sorumuzu mevzuya cevap giriyor. verdik aslında. Yani ikinci kısımdan olarak sırf onların finansman ihtiyacını görme adına işiniz oysa Evet. ve siz o finansman ihtiyacı da faizle görüyorsanız bu caiz olmayacak.